O parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Televizyonda dünyadaki toplu cinnet görüntülerine her an rastlamak mümkün artık. Hiçbir şey yapamıyoruz, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bize kalan bu görüntüleri sanki eski bir zaman diliminde gerçekleşiyor geçiyormuşçasını izlemek. Bütün bu olan bitene katlanabilmek için de kendimiz olabildiğince duyarsızlaştırıyoruz. Şimdi duyarsızlaştırıyoruz dedi. Bunu destekleyen bir şık bulmamız gerekiyordu. en şıkkına bakalım. Bu sıkıntıları bu sıkıntılara çözümler üretebilmek yerine onları görmezden gelerek hayatımıza devam ediyoruz. Görmezden gelmemiz ne demektir? Duyarsızlaştırmak anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Çocukların bilinçaltını biçimlendiren en etkili edebi türler türdür masal. Çocukların bilinçaltını biçimlendiren de, dikkat edersek bir düşünsenize insanların karşılaştığı ilk edebiyat türü masaldır. Bu nedenle dilinden konusuna kahramanlarından ilettiği mesajı kadar dikkat edilerek seçilecek masallar değerlendirilmelidir. Aksi takdirde masalların etkisiyle beklenmedik kişilikler ortaya çıkabilir. Beklenmedik kişilikler ortaya çıkabilir. O zaman ne yaptı? Bilinçaltı, çocukların bilinçaltının şekillenmesinden bahsetti. Bakalım A şıkkına. Masalların çocukların kişiliğini, kişiliklerini etkilediğini, etkilediğini, e, etkilediğini söyledi diyebiliriz o halde. A destekliyor parçamız. Çünkü onların bilinçaltını şekillendirmesi. Sonra aksi takdirde beklenmedik kişiliklerin ortaya çıkması A destekliyor.